Değerli izleyenler, evet Türkiye koronavirüsle mücadelede şu anda teyakkuz halinde. Tüm kurum, kuruluşlar ve halkımız önlemler, tedbirlerle mücadelesine devam ediyor. Ve sonunuzda evde kal çağrısı yapılıyor. Ben de burada tabii ki evde kal çağrısını, zorda olmadıkça evde kalmanın faydalı olduğunu ilan ediyorum. Evet değerli izleyenler, Sayın Cumhurbaşkanımızın EYT açıklaması başlıklı haberime hoş geldiniz. Sayın Cumhurbaşkanlığın toplumun tüm katmanlarına ve emekçilere başta olmak üzere herkese belli tedbir paketinden, salgın paketinden evet önemli kısımlarla ilgili destek paketlerini açıkladı. Emekliler sevindi, kah sağlıkçılar sevindi, kah memurlar sevindi, kah işsizler sevindi, kah muhtaçlar sevindi. İşte burada en büyük parantezi 5 milyonluk oy gücüne sahip EYT'lilerin beklediği bu açıklamaya kilitlendik. Evet. Şimdi birçok konuda açıklama yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın EYT konusunda açıklama yapmayacak olmaması anlamına gelmiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın EYT açıklamasının an meselesi olduğu yönünde son dakika kulis bilgileri geliyor. EYT açıklaması nasıl olacak ve inanın EYT açıklaması artık bu işin nereye evrileceği yönünde önemli bir ipucu olacak. Evet sevgili izleyicilerim. Sayın Cumhurbaşkanımızın EYT açıklamasını tüm dikkatimizle bekliyoruz. Tabii ki heyecanlıyız. Heyecanlı olmamamız mümkün değil. Ama şuna da emin olun ki bir paket açıklanacak. EYT ile ilgili bir açılım dersiniz veya bu konuda bir atılım dersiniz, uygun bir plan mı bulundu dersiniz, tabii ki hepsini diyebilirsiniz. Ama burada artık EYT'nin bundan sonraki süreci evrilecek ve bundan sonraki sürecinde EYT'lilerin hangi kısmının ne şekilde emekli olacağı, hangi planla ve ne şekilde olacağı veya hangi kolaylıklar geleceği yönünde önemli açıklamalar olacak. Bu açıklamaya, bu yayına kilitlenin çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın EYT açıklaması mutlaka olacak. Ben bu konuşmanın özellikle ulusal sesleniş konuşmalarında da olabileceğini düşünmekteyim. Bunları da düşünenlerdenim çünkü toplumun tüm dokularına dokunan ve bütün katmanların sorunlarıyla bizzat ilgilenen Sayın Cumhurbaşkanımızın EYT'ye pas geçeceğine asla inanmamaktayım. Çünkü toplumuyla kenetlenmiş bir lider ve 20 yıla yakındır bu yüzden lider. İşte bu yüzden EYT açılımını hepinizden çok merak edenlerden biri benim. Ama bu açıklama için gerçekten şunu söylemek istiyorum. EYT için hiçbir şey 2020 yılından önce olmayacak, dedirtecek kadar güçlü bir açıklama olacak. Burada kaybedecek vakit yok. Şu anda polemik yapacak vakit yok. Şu anda herhangi bir spekülasyon ve manipülasyon, farklı şeylerden bahsetmeye gerek yok. Şu anda EYT salgın varken, acil mi acil, sokağa çıkma yasağı durumu varken, acil mi acil, bu dediğim formüle ihtiyacı var. Ve tüm Türkiye'ye şu anda bu formülü ivedi olarak insani açıdan sunuyor. Değerli izleyenlerim, EYT için salgın çözümü şeklindeki haberim aslında içerik olarak. İşsiz olan EYT'liler başta olmak üzere ve işsiz kalan EYT'liler başta olmak üzere EYT'liler için 3 ay deniyor ama genelde bu Cumhurbaşkanı genelgesiyle 6 ay yapılabilir. 6 ay 1000 TL'lik sosyal destek ödemesiyle ödüllendirilebilirler. Tekrar ediyorum. EYT için salgın çözümü. 6 ay 1000 TL'lik sosyal destek fonundan ödeme alarak bu EYT'li kardeşleriniz E-Devlet'ten, evet, E-Devlet'ten başvurarak değerli izleyenler, evet, E-Devlet'ten başvurarak bu ödemeyi alabilme şansı getirilmelidir. 15 günlük bir başvuru süresi şu anda biliyorsunuz bu kadar yığılma sağlıklı olmaz başvurularda fiziki anlamda gitmeniz. Ama EYT şartlarını taşıyanlar E-Devlet'ten başvurmaları halinde ilgili puntoya başvurmaları halinde bunlar yollanabilir. İlgili EYT'lerin IBAN numaraları istenebilir. Yanlış bildirim tarihinde böyle bir ödeme olmaz ama yanlış bildirim olmaması için de teyitli bir durum ortaya konabilir. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Zaten EYT'lilerin sosyal güvenlik bilgileri vardır hükümette. Bu formül şu anda
Türkiye'de EYT'liler için bu sıkıntılı dönemi atlatmada ve hükümetin EYT'lilerin bu durumu anlayıp sosyal dokularını korumak ve onların bu mağduriyetlerini salgın esnasında yaşamalarının önüne geçmek için EYT'lilerin daha iyi yaşam kalitesine ulaşmasını sağlamak adına bu adım atılabilir. Tekrar ediyorum. 100 milyarlık paket açıklanmıştır ve çağrım bütün sağduyu sahiplerinedir. 6 ay boyunca EYT için bu salgın döneminde 1000 TL'lik sosyal destek fonu olmak üzere bu kanaldan yapılmak üzere diyelim. Kaynak da işsizlik fonundan karşılanmak üzere 1000'er TL'lik bir ödeme gerçekleştirilmelidir. Bu onların kaygısını, sokakta iş aş bulma kaygısını ve kalabalıkta bulunma kaygısını ortadan kaldıracaktır. Yani siz işsiz olan EYT'yi içeride tutamazsınız çünkü dışarıda nasibini, evine ekmek götürecek bir hareketi, bir işi kovalamaktadır EYT'li. Yani burada sunduğum talepler tamamen objektiftir, makuldür ve kabul edilebilir bir çağrıdır ve bir cevap geleceğini de umuyorum. 3 ay olmak üzere ama uzatılabilir Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle 6 ay 1000 TL'lik bir sosyal destek ödemesinin işsizlik fonundan karşılanarak EYT'li kardeşlerimize iletilmesi gerçekten yerinde ve güzel bir durum olacaktır ve gerçekten olumlu bir yaklaşım olacaktır. Karşılığı da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bu da hem EYT'nin emekli olduğunda nasıl dünyanın sonunun gelmediğini gösterecektir tüm kamuoyuna. Ayrıca işsiz kalan, tekrar ediyorum, zaten emekliliği bekleyip işsiz olan, işinden çıkarılan bu kişilerin evde kal şeyle uyamamasının nedeni evine bulgur, ekmek, yağ, şeker getirebilme telaşıdır. Eğer bunlar sağlandığı takdirde en azından yaşamını idame edecek 1000 TL'lik sosyal destek ödemeleri her EYT hanesine ulaştırıldığı takdirde çok ama çok güzel sonuçlar doğacaktır. Sokağa çıkma yasağına, yasak olmamasına rağmen evde kal çağrısına uyarak bu konuda çok yoğun bir kesimin evde kaldığını da görebiliriz. EYT için salgın çözümümle alakalı mükemmel bir öneri şu anda masadadır. Bu yayınla da bu perçinleşecektir. Düşünüyorlar EYT için bir adım ve bu mükemmel bir ışık olacaktır. Bu düşünen yüreklere ve kalplere. Sizlerin de değerli EYT'liler, gerçekten yorumlarınız ve bu konuya bakış açınızdaki durumunuz ve desteğiniz yayınımızın duyulmasında çok büyük bir önem arz edecektir. Her biriniz yanınızda, köşenizde, çevrenizde ne kadar EYT'li varsa bu mükemmel bir EYT çağrısını ulaştırmalıdır. Bu benim tek sorunum değil, hepimizin sorunudur. Bu konuda hepinizden duyarlı ve etkin adımlar bekliyorum. Evet değerli EYT'liler, mükemmel bir yapıcı çözüm. Yaklaşık 3 milyon, 4 milyon EYT'li için bulunmaz bir fırsat hükümet için. EYT'nin ve hükümetin bu olayla gerçekten çok güzel bir ortak noktada buluşacaklarını, emekli işveren ilişkisi içerisinde güzel bir kooperasyonla burada hükümetin büyük bir destek kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin çok önemli güvenlik ve askeri anlamda ülkemizi gururlandıran büyük projeler var. Birçoğu gerçekleşti ve gerçekleşiyor. Ben toplumsal dinamiklerin kazanılmasının, bu güçlü projelerin gerçekleşmesi adına da hükümete iktidarsal bir devamlılık sağlayacağı için de bu konunun milli güvenlik açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Muazzam uçaklar yaptık, SİHA'lar ve İHA'lar yaptık ve Türkiye'nin düşmanlarına göz açtırmıyoruz. Ayrıca düşmanın balistik füzelerine karşı ülkemizi korumak ve kendi savaş uçağımızı yapmak durumundayız. Bu mükemmel bir özgüven ve mükemmel bir seviyede artık. Türkiye artık kabuğunu kırıyor. Kendisini birinci lige, yani ekonomik ve askeri anlamda
birinci lige çıkaracak adı.